Herkese merhaba, ben İdil. Mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte İtalyan, hatta Amerikan mutfağının klasiklerinden köfteli makarna yapacağız. Yanımda da bugün bir misafirim var. Yemek.com'dan Öznur var. Öznur hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba. Sen sever misin köfteli makarna? Severim ama bence sen daha farklı ve güzel yapacaksın. Evet. Aslında bu biraz annelerimiz bize küçükken de yapardı. Domates soslu makarna, yanında köfte, aynı mantık. İtalyanlar bunu biraz daha farklı yapıyorlar. İşte illaki spagetti kullanıyorlar. Köfteleri top top yapıyorlar. Domates sosun yanında farklı soslar da yapıyorlar. Onları da anlatacağım videoda da. Özür, yemek.com'dan, yemek.com'u biliyorsunuzdur. Onların aynı zamanda YouTube kanalları da açıldı. Yaklaşık 3 ay oldu. Çok tatlı, çok eğlenceli videoları var. Zaten linkini videoya ekleyeceğim. Siz de mutlaka bakın. Nasıl gidiyor? Her şey çok güzel gidiyor aslında. Böyle bugün de sana konuk olalım dedik. Güzel oldu. Süper. O zaman ilk malzemelere göz atalım. Tamamdır. Ondan sonra da yapmaya başlayalım. 1,5 su bardağı domates sosum var. 1 tane yumurta kullanacağım. 125 gram ricotta peyniri kullanacağım. Eğer evinizde ricotta peyniri yoksa lor peyniri de kullanabilirsiniz. 1 çay kaşığı rezenem var. Ben onları havanda güzelce dövdüm. Rezene gerçekten çok enteresan bir lezzet katıyor köftelere. Yine 1 çay kaşığı kadar pul biberim var. Çeyrek su bardağı kadar ekmeğim var, ekmek için var. Biraz kekik kullanacağım. Kekikte bir iki dal taze kekik kullanıyorum ben. 1 çay kaşığı kadar düşünebilirsiniz. Eğer taze kekik yoksa kuru kekik de kullanabilirsiniz. 3-4 yemek kaşığı kadar maydanozum var. Onları ince ince doğradım. Ve de 500 gram kıymam var. Aslında İtalyan tariflerde bu kıymayı tamamen dana kıyma olarak kullanıyorlar. Ama ben yine biraz annelerimiz usulü biraz kuzu biraz dana ikisini karıştırıp öyle yapacağım. Tuz kullanıyoruz, karabiber kullanıyoruz. Malzemelerimiz bu kadar. Ve de tabii ki spagetti var. Spagetti aslında çok bir işlem uygulamayacağız. Sadece onu haşlayacağız. En son tabağı spagetti, üzerine köfteler, üzerine de domates sosu olarak yapacağız. Ben domates sosu önceden yaptım. Çok basit, hafif fesleğenli bir domates sos yaptım. Eğer isterseniz yorum olarak bırakın, onun da videosunu daha sonra çekerim. Ama bu yemeği illa domates sosla yemeye de gerek yok. Farklı soslarda kullanılabiliyor. Mesela kremalı mantarlı sosla da çok güzel oluyor. Aslında ete yakıştırdığınız şu sosla çok güzel oluyor. Şimdi eldivenlerimizi takalım. İlk önce köftemizi yapacağız. Şöyle bütün malzemelerimi bir kabın içine koyuyorum. Maydanoz, kekik. Ben rezene katmayı bilmiyordum köfteye. Daha önce duymamıştım. Özür dilerim, sen duymamıştım. Çok enteresan, çok değişik bir lezzet katıyor. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Bunları tarifi araştırırken gördüm. Bayağı güzelmiş, farklıymış. Şöyle pul biber. Bunu rica edeceğim, içine kırar mısın? Tabii. Benim eldivenden dolayı. Ricotta peki nereye peyniri. Vurayım? Şöyle. Buraya. Direkt eski usulle oraya edelim. Haydi bakalım. Tamamdır. Buyurun, yumurtanız hazır. Yine tuz ve karabiberi de sana bırakıyorum. Onu alır istersen. Ne kadar bir? Şöyle. Göz kararı. Göz kararı. Kıvamında. Yani çok ben tuz miktarı... Bana dört miktarı. Tamam, biraz daha alır. Ben çok tuz miktarı vermek istemiyorum videolarımda çünkü ben yemekleri çok tuzlu seviyorum. Ondan miktar verdiğim zaman yorumlar geliyor, bu çok tuzlu oldu diye. Herkes kendi zevkine göre yapsın. Biraz da karabiber. Ver. Da bana dur diyebilirsin. Tamam. Tamamdır. Sen yiyeceksin. Sen de düşün bu arada. Ben onu hiç sanmadım. Ay ben karabiber sevmezdim olmasın sonra. Çok acı geldi bu. Şimdi şöyle güzelce bunu karıştırıyoruz. Sen nasılsın peki? Nasıl gidiyor kanalın? Benim de iyi gidiyor. Hafta başında 50 bin kişi oldum. Tebrikler. Teşekkürler. Çok ondan çok mutluyum. İşte yaklaşık 125 tane videom oldu. Çok iyi. Bir hafta ara vermek zorunda kaldım taşındığımız için. Gerçekten özledim. Garip bir şekilde. Hatta eşimin biraz böyle dert oldum. Hadi mutfak bitsin, hadi mutfak bitsin diye. Gerçekten ilk de mutfağı bitirdik. Hala evde koliler var. Nasıl başlamaya karar verdin peki? Yani ilk o kıvılcım nasıldı? Yani ben aslında hep yemeğe çok meraklıydım zaten. Çok istiyordum. Mutfağı çok biliyordum. Anneannem çok güzel yemek yapardı. Ondan görüyordum. Daha sonra hamile kalınca işime ara verdim. Çünkü ben Lig TV'de çalışıyordum. Evet. İşte çok geceleri çalışmam gerekiyordu maçlardan dolayı. Dedim ki bunu yapamayacağım ben hamileyken ve çocuklu olduktan bir süre sonra. O arada da ne yapayım, boş oturmayayım diye Mutfak Sanatları Akademisi'ne gittim aşçılık okuluna. Çok iyi olmuş. Yani aslında aklımda böyle bir şey yaparım yoktu. Ben daha güzel öğreneyim. Bir anda çıkarmış. Evet, iyice bu işi artık profesyonel olarak da her şeyiyle öğreneyim. Öyle bir amacım vardı.
Sonra çocuk doğduktan sonra işte bir 6-7 ay sonra da hadi kanal açalım dedik. O da çok sevdiğim bir arkadaşım var, Merve Özkaynak. Zaten herkes tanıyordur. Biraz Merve önayak oldu. Merve ile Cem neden yapmıyorsun böyle bir şey, çok güzel olur diye. Zaten geldiler, bir deneme çekimi yapalım diye çektik. O videoyu da koyduk yani. Öyle de başladık. O da yayınlandı. Evet, zaten ilk videoda görürseniz biraz heyecanlıyım böyle. Bir fırında levrek tarifi daha böyle. Böyle. Ben nereye koysam. Evet, ama çok tezcanlıyım. Yayınlayalım bunu. Açalım falan diye çok açtık. Çok güzel olmuş. Ben de çünkü hani izlemekten keyif aldığım YouTube kanallarından bir tanesi zaten. Teşekkürler. Ve tabii ki de Merve'nin kanalı. Böyle durmadan videoların arasında gezip duruyorum. O yüzden... Benim makyajla çok alakam yok ama böyle uygulamaya çalışıyorum. Evet, ben de böyle... Tweetler alıyorum, acaba şunu yapar mıyım falan. Evet diye. Evet, Merve sağ olsun biraz öğrendik ama makyajı. Şimdi şöyle köftelerimizden, minik top tutuklar mı? Çok da minik değil. Aynen. Yani şöyle avuç içi kadar. Yani bunlardan 4 tanesi bir porsiyon olacak şekilde düşünerek yapalım. Anlamacık değil mi biraz? Tabii, çok sevinirim. Ne kadar alayım peki? Aslında neredeyse yine avucum. Evet, evet, evet. Yani bunu böyle illaki eşit olsun, hepsi aynı büyüklükte olsun derseniz bir mutfak tartısı kullanabilirsiniz. Böyle üzerine bırakın, hepsi aynı. Gramajdaysa. ama ben uğraşmıyorum öyle şeylerle. Yalan söyleyeyim. İyi mi bu? İyidir, iyidir. Tamam. Bunları 200 derece fırında pişireceğiz daha sonra. Fırında kaç zaten dakika pişecek peki? Yaklaşık 20 dakika kadar pişecek çünkü büyük olduğu için ancak pişiyor. Peki peynirin nasıl bir tat vereceğini? Peynir güzel oluyor. Yani ricotta peynir çok ağır lezzeti olan bir peynir değil. Ondan zaten lor peyniri de olur diye düşündüm. Güzel oluyor. Yani enteresan bir lezzet veriyor. Hafif eriyor ama işte bir kaşar peyniri yapısında gibi, olmadığı için böyle şey de olmuyor. Uzamıyor. Evet. Evet, güzel oluyor. Ben çünkü bir peynir delisi olarak içinde peynir olduğunu görünce hemen gözlerim büyümüş, bayılırım evet, diye. Peynir koyabildiğim her şeyi ben de koyuyorum genelde peynir. Şimdi bittikten sonra biraz sosun üstüne parmesan peyniri de koyacağım. Onu malzemelerde saymadım çünkü o biraz süslemek amaçlı, yani olmasa da olur. Ama ben makarnayı da mutlaka... Bence bunların hepsini beni kalbimden girdi vurmak mi? İçin yapıyorum. Ben araştırdım biraz gelmeden önce Google'da. Sizin kanal nasıl gidiyor peki? Oldukça güzel gidiyor. Biz de çok eğlenceli videolar çekiyoruz. Bir aslında farklı konseptler birbirinden hepsi. Bir böyle gerçekten pratik bilgiler diyebileceğimiz böyle nasıl yapılırlar, işte nasıl yenir, elma nasıl yenir diye bir şey var evet, örneğin. Şeyi izledim ben, dondurma sandviçi nasıl yenir. Aynen. Bir onlar var böyle bilgisayarın başında otururken aman Allah'ım kalkıp yapmalıyım falan diyeceği insanların. Çok tatlı. Onlar var. Onun dışında aslında... Onun farklı konseptlerde de hani devam ediyoruz ve böyle güzel güzel işte örneğin seninle birlikte yaptığımız güzel çalışma gibi çalışmalar yapmayı planlıyoruz, yapıyoruz da. Çok güzel. Çok da cici bir şekilde yemek tarifleri aslında de veriyorsunuz biraz değil mi böyle? Aslında yemek tarif kısmı birazcık daha böyle o bahsettiğim bilgisayarın başında böyle aman Allah'ım mutlaka yapmalıyım hızlı yapayım, dediğim. Evet. Birazcık daha pratik çünkü insanların çok fazla vakti yok. Evet. Hani oturup böyle uzun uzun yemek yapmaya vakti olmayanlar da olabilir. Onlara böyle tatlı bir hoşluk yapmak gibi aslında biraz da amacımız orada. Ama yok, pratik tarifler olmazsa olmaz. Şimdi köftelerimiz hazır. 200 derecede önceden ısıttığımız fırında onları 20 dakika pişireceğiz. Biz de bu sırada Öznur'la birlikte makarnalarımızı haşlayacağız. Şu domates sosu da şu sos tavasına alıp biraz daha ısıtacağız. Ondan sonra sizlere nasıl olduğunu göstereceğiz. Köftelerim tam 20 dakikada 200 derece fırında güzelce pişti. Bu arada biz makarnaları da haşladık. Onları da al dente kıvamında haşladık. Yani paketin üzerinde yazan süreden bir 2 dakika az haşladık. Domates sosumuzu da bir sos tavasında ısıttık. Şimdi hepsini bir servis tabağına alacağız. Sonra da Öznur tadacak. Ben köfteli makarnamı bir sunum tabağına aldım. İlk önce spagetti, üzerine köfteler ve en son üzerine de domates sos olarak süsledim. En son da üzerine parmesan peyniriyle maydanoz koydum. Hem biraz daha süslü gözüksün hem de biraz daha lezzetli olsun diye. Şimdi artık Öznur tadacak. Tadım sırası ben. Evet, tadım sırası bu sefer sende. Normalde ben kendim yapıp kendim tadıyorum. Bakalım sen ne düşüneceksin. Bekliyorum, ben de geleyim. Ben tadayım. Sen yorumla, ben de her şeyi hallederim. Her zaman bekliyorum. Hemen söylüyorum fikrimi. Zaten peynir derisi bir insan olduğum için söylemiştim beni kaldım ama o rezenenin tadı gerçekten çok böyle alttan alta. Çok enteresan çok değil enteresan mi? Çok enteresan ve
farklı bir tat veriyor. Güzel bir aroma veriyor gerçekten. Evet. Rezeneyi kullanmak yani normal çok farklı. Normal köfte yaparken bile aslında ekleyebilirsiniz biraz evde rezene ama olsa. Ama bence kimseyi rahatsız edebilecek bir şey de değil hani. Çok ağır değil. Evet ağır değil. Evet. İnsanları rahatsız etmez hatta. Bilmiyorum belki de böyle hani o gizli tariflerden bir tanesine dönüşebilir. Evet. Benim özel köfte tarifim diye. Çok lezzetli olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok sevindim beğenmene. Biz şimdi Öznur'la yemeklerimizi yiyeceğiz. Ondan sonra da pratik bilgiler videosu çekeceğiz birlikte. Onu da yemek.com'un kanalında bulabilirsiniz. YouTube kanalında bulabilirsiniz. Umarım siz de köfteli makarna yapmayı evinizde denersiniz. Özgür, Öznur sen dener misin? Deneyeceğim. Mutlaka deneyeceğim. Süper. Siz de denerseniz fotoğraflarını bana göndermeyi unutmayın. Sen de göndermeyi unutma lütfen. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.